Gerek orta saha merkezindeki oyuncuların kaybedilişi, gerekse Onyekuru'nun gidişi, gerekse Fegulu'nun henüz gelemeyişi ya da dönemeyişi. Yani özetlersek bu sebepler Galatasaray'ın bu sezonki performansındaki defoyu, yetersizliği ortaya çıkaran durumlar bana göre. Dolayısıyla hani burada bir restor restorasyon yapacaksınız. Onyekuru gibi o çabukluk ve hızı size geri getirecek. O enerjiyi size getirecek bir oyuncu doğru mudur? Doğrudur. Aynı şekilde Saraççı, bu oyuncu da açıkta, bekte kullanabileceğiniz bu oyuncu. Yine o çabukluk enerjiye sahip ama belirli açılardan eksikleri olan bir isim. Yalnız Galatasaray'ın özellikle iç saha maçlarındaki türbün desteğini de dikkate alırsak, böyle meziyetli ve çabuk oyuncuların size katkısı çok olur. Bu açıdan ben... Bu iki transferi de olumlu karşılıyorum. Bu arada resmi açıklama geldi Galatasaray sosyal medya hesaplarından bir video yayınlayarak. Onye Kuru resmen Galatasaray'da dedi. Nijeryalı oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı. Bir buçuk yıllık bir kiralama mı yoksa e, altı aylık mı sezon sonuna kadar mı merak ediliyordu. Nijeryalı oyuncu sezon sonuna kadar kiralandı. Videoda e, tabii geçen seneki şampiyonluk öyküsünden görüntüler de var. E, Fatih Hoca ile kucaklaşması var. E, Onyekuru Fatih Hoca'nın geçen sezonki prenslerinden biriydi de aynı zamanda. Evet Galatasaray'ın prensi de diyebiliriz. Şimdi Onyekuru ile ilgili de eleştiriler vardı Ceyda. Ben gayet net hatırlıyorum. O eleştirilerin temelinde şunu görebiliyorduk: Onyekuru daha çok atmak isteyen, evet. asistin peşinden koşmayan bir kanat forveti. Fakat sezonu e, öyle bir skor istatistiğiyle tamamladı ki bunu unuttuk, unutturdu daha doğrusu. A 16 Ama gol. Bazı maçlarda e, dikkat çekiciydi. Hatta sonralarında da çok konuştuk Hayri Beşer. E, müsait pozisyonda pas vermeyip kendisi direkt gole gittiğinde ve golle buluşamadığında taraftardan da tribünden de sesler yükselmiyor değildi. Ya evet işte bunu da hatırlatmak isterim. Yani merkez santforlara has bir bencillik söz konusu muydu? Evet, öyleydi. Ama atıyordu 16 gol bir kanat forvesi için, bir kenar oyuncusu için. Evet. Gerçekten yüksek rakam. İki de asisti vardı yanılmıyorsam. Yani kenarda oynayan bir oyuncu için kabul edilmez bir rakam. Yani golün üzerine çarpı atalım, sadece yaptığı asisti hatırlayalım. Onyekuru'nun transferini çok hatalı bir transfer olarak da değerlendirebiliriz. Geçen Ama, sezonki performansındaki rakamları söyleyeyim mi hemen? Süper Lig performansı 2018-19'da 31 maç, 14 gol, 3 asist şutu 58 şut bası 30 başarılı dripling driplingi 93 başarılı atak aksiyonları 140 kazanılan ofansif birebir pozisyon 145 maç başına ortalaması. Evet. Tam net rakamları vermiş oldun ama ben 16 derken yani o bütün performansı kastettim. Muhtemelen kupa ya da Avrupa mücadelelerinde attıklarıyla 16 rakamına ulaşırız. O sadece evet. Süper Lig'i almış. Asisti üçmüş bu arada. Ben iki olarak hatırlamıştım. Üç asisti yani, var. Bir, bir ayıp olmasın diye üç tane yapmış. <laughs> Diyelim. Şimdi yalnız şu vardı işte e, Ceyda. Geçen sene Galatasaray'da e, yine biz merkez sanfor problemini konuşuyorduk. Ve sezonun ilk yarısında en çok konuşulan, tartışılan meseleydi bu. Nitekim 13 milyon euro gibi bir bonservis bedeli karşılığında cagne transfer edildi. Ama Galatasaray bu sıkıntıyı nasıl aşıyordu bu kısırlığı? İşte Onye Kurusu'yla aşıyordu, e, Fegulisi'yle aşıyordu. İşte Oynadığı süreçte Emre Akbaba'nın da katkısı oldu. E, hatta Belhanda'nın da katkısı oldu. Yani Galatasaray'da gol katkısı veren oyuncu sayısı çok fazlaydı. Şimdi bu sezon ele aldığımız zaman bu katkı çok düştü. E, Merkez Santfor e, Falka uzun süre ortalıklarda görülemedi maalesef sakatlık sebebiyle. Ve aynı zamanda kenardaki oyuncuların da performansı yeterli olmayınca aslında bu sezonki ihtiyaç Merkez Sanfor'un ötesinde Galatasaray'da gol atacak, skora katkı yapacak oyuncu sayısının neredeyse hiç olmayışı şeklinde tezahür etti. O açıdan Onyekuru çok elzem. O açıdan Onyekuru'nun transferini ele alırken asist yapma işini değil, Attığı golleri konuşuyoruz. Bunun da altını çizmek istedim. Saraç'ı tabii ki burada denemli, deneyimleyeceğimiz bir oyuncu ama söylemeye çalıştığım gibi. Galatasaray'ın gerek kenar aksiyonları, gerekse merkezinde daha enerjik bir yapıya, daha tempolu oyuna ihtiyacı var. Ee, transferlerini yaparken, eksiklerini kapatırken bunları dikkate almalı. Ama burada bir transfer çılgınlığına da dönüşmemeli yapılacak e, transferler. Evet. Bir defa söylüyorum. Geçen sezonun ilk yarısında da Feguli çok çok verimli değildi. Bu sezondan çok farklı mıydı? Belki biraz daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama çok çok da farklı değildi. Dolayısıyla Feguli'yi devreye sokabildiğiniz zaman, Babeli sezon başındaki gibi devreye sokabildiğiniz zaman, merkez orta sahada mesela Lemina'yı yakaladınız. Yani evet. bir tane iskelet yakaladınız. Onunla birlikte kimlerin oynayacağına karar vermeniz lazım. Enzonzi, klas bir adam, İyi pas yapan bir adam ama temposu sizin oyun yapınıza, Galatasaray'ın o coşkulu oyun yapısına hitap etmiyorsa vazgeçeceksiniz. Zaten kadro, kadro dışı. Kadro dışı ama şöyle de bir durum var. Şimdi 17.30'da basın açık bir antrenman gerçekleşecek Galatasaray'da. Biz de canlı olarak izleyenlerimiz ve dinleyenlerimizle paylaşacağız. Enzo Uzi'nin de şöyle bir iddia da vardı. Bugün Florya'ya gelip Fatih Hoca'dan ve teknik etten e, özür dileyip Galatasaray'la yola devam edeceğine dair iddia da var. Ya olabilir tabii ama burada hani şuna ihtiyaç var. Bir defa sürekli oynayan bir 11'i yakalamalısınız. Çünkü sakatlıklardan kaynaklı elbette ki problemler olabilir. bunu yakalayamadığınız zaman yani bir 11 istikrarı oluşturamadığınız, oturtamadığınız zaman hem sizin oyun felsefenizin bütüncül anlamda takıma sirayet etmesi ve sahaya yansıması mümkün olmuyor. Hem de bireysel performanslar istediğiniz düzeye gelmiyor. Şimdi dolayısıyla bu zenginlik içerisinde siz merkezdeki iskeleti çıkarmanız lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Bu iskelet içerisinde lemina'nın mutlaka olması lazım. Hatta taylanın da olması lazım. Ee, onun ötesinde belhanda mı, seri mi? ya da enzonzimi. Bu oyuncular içerisinde bir tanesi üzerinde 11 anlamında çalışmak lazım. Yani indirgemek gerekiyor artık. Yani kadroda ilk on birde oyuncu grubunu ve formasyonu belirli bir yapıya indirgemek evet. durumundasınız. Bunu yapmazsanız ikinci yarıda da aynı sıkıntılar devam eder diye düşünüyorum. Peki Galatasaray'da aynı zamanda. E Teknik heyet Fatih Terim ve e, Sayın Başkan Mustafa Cengiz sürekli şunu işaret ettiler artık Galatasaray e, futbolcuların geleceğine yatırım yapacak, geçmişine değil. Ama tabi tecrübeli isimlerde söz konusu bunlardan biri de Vanyama. Vanyama ile ilgili haberimize bakalım. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray transfer çalışmalarını toplumda forma giyen Vanyama'yı listesine aldı. Diyelim Dün akşamda Rıza Hoca konuktu. Bu arada Onye kuru ile ilgili detaylara da bakalım. Kamuyu aydınlatma platformuna yapılan oyuncu 2019-2020 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Monaco kulübüyle buna göre futbolcunun kulübüne net 750 bin euro tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir. Futbolcuya ise net 650 bin euro sabit transfer ücreti ödenecektir denmiş Onyekuru'nun transferi ile ilgili detaylarda bu şekilde. Hayırlı olsun diyelim. Yani maliyetin makul olduğunu düşünüyorum. Performansı makul olsun, performansı evet. onyekuru gibi olsun. O zaman Galatasaray hakikaten ikinci yarıda arzuladığını bulabilir. Şunu vurgulayayım. Bu sezon Galatasaray oyun anlamında maçlarda yaşadıklarını dikkate aldığımızda hakikaten hiç parlak bir görüntü ortaya koymadım. Buna rağmen çok şey kaybetmedi. Yani topladığı puan oynadığı oyunla mukayese ettiğimiz zaman bence iyi bir puan. Burada e, Musleraya gerçekten çok fazla teşekkür edilmesi gerekiyor. E, Artı Galatasaray'ın da sonuç alma becerisi her ne kadar takım e, kötü olsa da o beceri kendisini bir miktar gösterdi diye düşünüyorum. Ama çok fazla rakiple ikinci yarıda mücadele edecek sarı kırmızı takım. O açıdan ikinci yarıda çok az puan kaybetmesi gerekiyor Galatasaray'ın şampiyonluğa ulaşabilmesi için. Bu sebeple adımların çok dikkatli, çok seçici atılması lazım. Ama Onyekuru zannediyorum sadece Galatasaray'ların değil, bütün futbol severlerin sarı kırmızılı takıma katkısı olacağı noktasında ittifak ettikleri bir isim.